Bakın bu hamam böceğine benzeyen bir böcek. Fakat kesinlikle hamam böceği değil. Bakın hamam böceğinin hemen hemen aynısı. Fakat hamam böceği ne kadar pisse bu da aksine o kadar temiz. Çünkü bu suda yaşıyor. Hayatı tamamen suda kayarak geçiyor. Suyun üzerinde kayarak geçiyor. Bunlar aslında çok küçük böceklerdir. Bu devasa büyümüş. Bakın tırmanma mırmanma bir şey yok. Kesici dişleri var. Bunu çok iyi makroları incelemek lazım. Çünkü bu böceği bu büyüklüklerde bir daha bulmak çok zor. Ben daha önce de bir veya iki tane gördüm bunlardan bu büyüklükte. Onun kesici dişleri var. Antenleri var. Bu bacakları arka iki bacağına iterek yüzüyor. Böyle bir böcek bu. Bunu ben şimdi doğal ortamında yakaladım. Çok irileşince antalaşıyor. Aslında bunları ufak boyutlarda ısıracak mı bakayım? Isırma gibi bir şey var mı? Evet, ısırdı. Isırdı. Oo, bayağı da kuvvetli ısırıyor. Bayağı kuvvetli ısırdı yani. Ye parmağımı ye. Ye parmağımı. Hı. Oh. Bayağı ısırıyor da bırak. Devam ediyor ısırmaya. Bir defa ısırdım bırak lan. Aç gözü. Şuna bak ya, parmağıma yumuldu resmen ya. Kendisi tutunmuyor, ısırarak tutunuyor. Bu arada çok parlak. Yani nasıl söyleyeyim, verniklenmiş gibi. Bu da işte sürtünme kuvvetini azaltmak için olsa gerek. Suyla olan sürtünmesini azaltmak için olsa gerek. Oh, bak yine ısırdı. Harika bir hayvan ya. Şunun güzelliğine bakayım. Suların şeyi bu. Rally şampiyonu. Suyun üzerinde resmen kayar. Ben bu kadar kuvvetli dişleri olduğunu bilmiyordum onların. Neyse, ben alalım, bir götürelim, daha güzel makro çekelim.